Herkese merhabalar arkadaşlar. Yine bir eğitim videosunda karşınızdayım. Sizlerden gelen en çok taleplerden birisi de hocam düğünde davul nasıl çalınır? Arkadaşlar görmüş olduğunuz bu tokmak, bu çırpı veya çubuk. Sağ elde yazıyorsak erkekler genelde omuzuna takması yeterli. Ama bayanlar biraz daha omuz ölçüsü düşük olduğu için şu direkt sol omuza takmak bayanlar için zor gelebilir. O yüzden daha garantili bir şey göstereceğim. Şöyle çapraz atarsanız arkadaşlar, özellikle bayanlar, çok rahat edeceksiniz. Güm kısmı sağ tarafında kaldı, ince tiz kısmı da sol tarafında kaldı. Şimdi normal en çok yapılan hatalardan birisini göstereceğim. Bildiğiniz bu tokmak, bu tokmağı geliyor buradan tutuyor şimdi. Ucu sapı, hayır, ne kadar sapını geriden tutarsanız o kadar güçlü ve sağlam vursunuz. Orta kısmı sesi ve güm sesini en iyi alacağımız yerdir. Şöyle gösteriyorum. Nasıl arabayı kullandığımızda vites ve direksiyonu, o kombinasyonu yapabiliyorsak, o koordinasyonu yapabiliyorsak ilerleyen zamanlarda göstereceğim teknikle bunu da yapacaksınız. Ama dediğim gibi her şeyi adım adım gidelim. Şimdi çubuğumuzu gösterelim. Arkadaşlar çubuğu normal baş parmağımızla sol elimizde, ben sağla yazı yazan birisi olarak söylüyorum. Sol elimle, baş parmağımla, işaret parmağım sıkıştırarak çırpıyı tuttum. Bu üç parmağımı da çırpıda daha iyi kullanmamı sağlayacak. Şimdi sizden tek ricam, çırpıyı elinize aldığınızda hiç daha davula dokunmadan önce bu şekilde tutun ve şu şekilde yavaş yavaş üç parmağınızı yavaş yavaş alıştırın. Hiçbir yere bakmadan sadece boşta 1-2-1-2-1-2, yani şu iki parmağı tuttuğunuzu ve üç parmağı da 1-2-1-2 hareketini yavaş yavaş bileğinize ve elinize o koordinasyonu sağlamaya çalışın. Bunu yapmadan direkt davula getirip yapmaya çalışırsanız zorlanırsınız. Bunları size daha önce tecrübe etmiş biri olarak söylediğim için benim gösterdiğim teknikleri uygularsanız çok rahat edeceksiniz. Evet, tokmağı gösterdim. Çubuğu çalıştığınızı varsayıyorum, şu hareketi çalıştığınızı varsayıyorum. Ne yapacağız? Şimdi bildiğiniz gibi baş parmağımızın sonunda bu yumuşak kısım vardır. Şurası. Şöyle göstereyim, biraz daha yakından göstereyim. Şu kısım. Bu kısmı tam davulun çemberine yerleştirdik. Yerleştirdikten sonra bu el burada sabit kalsın. Sizin için en kolay yolu bu. Şu elimiz, o gösterdiğim yumuşak kısım çembere sabitledim, burada kalsın. Ama şu an çırpı işimiz yok. İlk önce size güm, yani kalın tok sesi nasıl çalacağız onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi tam ortaya çubuğu, tokmağımı tam en baştan tuttum, sağlam tuttum. Şimdi gösteriyorum. İlk önce tokmağı ve davulu tanıyın. Davulumuzu tanıyacağız. Tam ortaya vurdum bu sesi. Alışın. Elinizi alıştırın ilk önce. Düm sesine elinizi alıştırın. Şimdi size bir ölçü vereceğim. Sadece buna, bu kalın yere, yani gelen tok sese güm diyelim. Tamam mı? Size gümle ilgili birkaç egzersiz vereceğim. Daha çırpıya geçmedik bakın. Güm sesini bir ölçü verelim şimdi. Güm güm. Güm güm güm. Şimdi güm 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 güm. Ne yaptım? Tek çaldım, ikili çaldım, dörtlü çaldım. Tekrar. Güm 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 güm. Burada önemli olan şey, her vurduğum tokma diğeriyle aynı ölçüde olmak zorunda. Yani birini yavaş, birini hızlı, birini daha sert, birini daha yumuşak. Tabii ki müzik içerisinde bunu değiştirebiliriz ama benim gösterdiğim ölçüde dördünü de aynı sertlikte vurun. Güm 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 güm. Gösterdiğim ritmi, ölçüyü çalışın. Kulağınıza oturana kadar. Şimdi başka bir ölçü vereyim. Güm güm güm
Güm güm güm. Gördünüz mü? Arka arkaya gümlerimi vuruyor. Daha çırpıya geçmedik bakın. Heyecanlısınız biliyorum. Dur çırpıyı nasıl kullanacağız? Zaten en çok zorlanacağınız kısım çırpı. Özellikle bayanlar çok zorlanıyor çırpı kısmında. Onlar için de bir formülüm var, merak etmeyin. Şimdi bu gümleri ve ölçüleri istediğimiz kadar çoğaltabiliriz. Ama benim için ilk başta size vermiş olduğum bu ölçüleri tekrar edin. Bu iyice eliniz ve kulağınız bu ritimlere alışsın. Ondan sonrası kolay. Tokmak kısmını gösterdik. Tokmak kısmında güm sesini alacağımızı söyledik. Bu çubuk kısmı da, çırpı kısmında da gelen seslere tek diyelim, tamam mı? Buna güm diyelim, çırpı kısmına da tek diyelim. Güm, tek. Tekrar çırpıyı hiç vurma stilini göstermemiştim. Elimizi nasıl tutacağımızı göstermiştim. Yumuşak kısmını getirdim, çembere yapıştırdım. Baş parmağımla işaret parmağımın arasına sıkıştırdım. Diğer üç parmağımı da kullanarak tek, tek, tek. Hiç güm vurmadan, hiç güme vurmadan, yani kalın yere tokmak kullanmadan elinizi şu dediğim stile bir alıştırın. Ne yapıyorum? Tek, tek. Tek tek vuruyorum. Tamam. Buraya güm dedik, buraya tek dedik. Şimdi elinizi çırpıya da alıştırdığınızı, artık bunu, bu sesi verebildiğinizi düşünüyorum. Çalıştığınızı varsayıyorum. Ne yapalım? Şimdi gelin size bir ölçü vereyim. Buraya güm demiştik, buraya tek demiştik. İstediğim ölçü şu. Güm, tek. Yani şu. Güm, tek. Güm, tek. Elinizi iyice alıştırın. Güm, tek, güm, tek, güm, tek. Bunlar egzersizler. Bunu yapmadan şunu yapamazsınız. Bu aynı şuna benziyor. Elinize bağlamayı alın. Hemen bir türküyü çalmanızı istemeniz gibi bir, böyle bir şey yok. Hiçbir şey de yok. Zaten en büyük hatamız hemen her şeyi çabucak olsun istiyoruz. Çok çabuk yapmaya, bir videoyu izlerken, bir şeyi izlerken çok çabuk yapabileceğimizi zannediyoruz. Yapmaya başladığımızda zorlanıyoruz. Ondan sonra of ben yapamayayım deyip bırakıyoruz. Halbuki adım adım gitsek çok daha kolay öğrenip yapacağız, uygulayacağız. O yüzden benim gösterdiğim sıralamayı lütfen izleyin. Tekrar gösteriyorum. Güm tek. Güm tek. Şimdi sizden şunu istiyorum. Güm tek, güm tek, güm tek, arka arkaya aynı ölçüyü koruyarak, aynı vurma stiliyle, aynı ritimle, aynı hızla bunu yapmanızı istiyorum. Yani şu. Peki, bunu çalıştığınızı varsayıyorum. Başka bir ölçü gösteriyorum. Güm güm tek. Tekrar söylüyorum. Güm güm tek. Yani iki tane tokmak kısmı, bir tane çubuk kısmı. Güm güm tek. Gördünüz mü? Önemli olan benim gösterdiğim adımları yaptığınızda, bakın arda arda çalmaya başladığınızda davul çalmaya başladığınızı hissedeceksiniz. O yüzden lütfen kurallara ve adımlara riayet edin. Şimdi ne yapalım? Güm güm tek tek. Güm güm tek tek. Yani iki tane tokmak kısmı, iki tane de çubuk kısmı. Yani şu. Güm güm tek tek. Başka bir ölçü çalalım. Güm güm güm, tek tek tek.
hap kullanımını ve çırpı kullanımını bize kazandıracak ve dolayısıyla daha sonra ritimle, müzikle bir herhangi bir türküye eşlik ettiğimizde çok daha rahat davulla kullanmamızı, davulu çalmamızı sağlayacak. O yüzden bu ritimleri ard arda yapmaya çalışalım. Şimdi gelin başka bir ölçü yapalım. Gün tek, gün tek. Bak biraz farklılaştı. Kulağınızı şöyle alıştırın. Güm te güm tek, güm te güm tek, güm te güm tek. Bakın şu an bu benim çaldığım ritim birçok türküde eşlik edebileceğiniz bir ritimdi. Fark ettiniz mi? Normalde zaten kulağınız hemen aşina olmuştur. Hadi gelin ritmi biraz daha hızlandıralım. Güm te güm tek, güm te güm tek. Bunu istiyorum. Gördüğünüz gibi en başta davulun tutuşundan adım adım tokmak ve çırpı kısmının kullanımına kadar ve ondan sonra en başta gösterdiğim egzersizleri yaptıktan sonra bu ritmi çalmak çok zor değil. Tamamen sizin çalışmanıza, performansınıza ne kadar çalmak istediğinizle alakalı bir husus. Umarım faydalı bir eğitim videosu olmuştur. Başka bir eğitim videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet olun.